Değerli arkadaşlarım merhabalar. Geçen dersimizde hatırlayın en son toprak sistemini gördük ve dedik ki işte eyalet sistemini anlatırken, eyalet taşra yönetimini anlatırken eyaletleri tahtamızı temizledikten sonra sayacağız dedik. Tabi aradan bir gün geçti haberiniz olsun. Böyle biraz da bir rahatsızlık var derken öyle grip çok önemli değil. Arkadaşlar şimdi eyalet sistemine şöyle bakalım. Osmanlı'da bakın. Osmanlı taşra teşkilatının en üst düzey birimi eyaletlerdir. Ondan sonra ne geliyordu? Sancak, kaza ve köy geliyordu. O zaman eyaletlerdeki en üst düzey amir eyalet yöneticisi yani beylerbeyi oluyor demiştik. Geçen günkü dersimizde de aynısını söyledik. Şimdi Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar bu sistem devam edecek. 1864 vilayet nizamnamesine kadar eyalet sistemi devam edecek. Vilayet Nizamnamesi ile, Vilayet Nizamnamesi 1864 Abdülaziz dönemi, Sultan Abdülaziz dönemi. Vilayet Nizamnamesi ile Osmanlı Devleti'nde eyalet sisteminden vazgeçecek. Ne oluşacak? İleride anlatırım ben size onu. Vilayet, liva, kaza, nahiye ve köy. Yani aslında günümüzdeki sistem başlamış olacak. Öyle söyleyeyim size. O zaman 19. yüzyıla kadar Osmanlı'da eyalet sistemi uygulamaya devam edecek. Tamam mıdır? Şimdi 3 tür eyaletimiz var. Salyaneli eyaletler, salyanesiz eyaletler ve imtiyazlı, özel imtiyazlı eyaletler. Salyane vergi demektir, tamam mı arkadaşlar? Salyane vergi. O zaman salyaneli eyaletler vergili eyaletlerdir. Vergili eyaletlerse bu şu demektir. Devletin buradan topladığı vergi doğrudan hazineye gidiyor demektir. Devletin buradan topladığı vergi doğrudan hazineye gidiyorsa burada tımar sistemi uygulanmıyor demektir. Hatırlayın geçenki dersimizde tımar sistemi miri arazi üzerinde uygulanır. Mülkiyeti devlete aittir bu toprakların ve bu topraklar reayaya işletme karşılığı, reayaya işletmesi verilir. Reaya bu toprağı işletir, devlete ödeyeceği vergiyle asker besler, oradaki memurun masrafını karşılar. O zaman salyaneli eyaletler, vergili eyaletlerse bu eyaletlerde tımar sistemi uygulanmıyor demektir. Tamam mıdır? Peki tımar sistemi uygulanmıyorsa bu eyaletler merkeze uzak eyaletlerdir. O zaman mantığı çözdük. Nedir? Salyaneli eyaletler merkeze uzak eyaletlerdir. Tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir. Buradan vergi yıllık toplanır. Hocam yıllık toplanır derken neyi kastediyorsunuz? O zaman devlet buradan ihaleyle, ki bunun adı iltizam olacaktır, Fatih'le uygulamaya başlanacak bu, iltizam usulüyle vergi toplayacak demektir. Böylelikle ne öğrendiniz? Bakın 3-5 bilgiyi birden öğrendiniz. Salyaneli eyaletler tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir. O zaman bu eyaletlerde vergi doğrudan hazineye gidiyor demektir. O halde iltizam sistemi uygulanır. Ve bunlar merkeze uzaktır. Peki merkez uzak neresi? İstanbul'u düşünün. Merkez uzak Balkanlar mı Afrika mı? Hemen kafadan şöyle bir yorumlayın. Elbette ki Afrika, Orta Doğu. Yani o zaman Bağdat ve Kuzey Afrika toprakları salyaneli eyaletlerdir. Nedir mesela? Hocam Bağdat, bakın bu şey Mısır, Tunus, Cezayir, Trablusgarp. Buralar salyaneli eyaletlerdir. Merkeze uzaktır. Tamam mı? Böyle kuracaksınız kafanızdan. Şimdi geliyorum salyanesiz eyaletlere. Salyanesiz eyaletler bunun tam tersi. Ne demek yani? Merkeze yakın tımar sisteminin uygulandığı. Peki burada salyaneli'de mülkiyet kimin? Halkın. Salyanesiz'de mülkiyet kimin? Devletin. Yani bunun adı miri. Geçenki dersimizden hatırlayın. O zaman bu toprakların mülkiyeti devletin, kullanım hakkı reaya'nın. Reaya bu toprakları eker biçer, devlet ödemesi gereken vergiyle o çevredeki memurun masrafını karşılar ve asker yetiştirir. Tamam mı? Cebülü demiştik biz de buna. Peki buralar nereler? Rumeli. Budin, Rumeli dediğimiz yer, Doğu Trakya, Batı Trakya vardı ya arkadaşlar, oralar. Rumeli dediğimiz yer o. Rumeli, Budin, Anadolu, Karaman yani Konya dediğimiz yer, Dulkadir yani Maraş, Sivas, Diyarbakır ki Diyarbakır günümüz ismiyle, Halep, Şam, Teke Antalya yöresi. Bunlar salyanesiz eyaletlerdir. Ne demek istedim yani? Bu eyaletlerde tımar sistemi uygulanır ve buradaki vergiler ya da orada toplanan paralar hazineye gitmez, devletin memuru ve askerinin masrafı için harcanır. Bir de imtiyazlı eyaletlerimiz var arkadaşlar. İmtiyazlı eyaletler derken
Ya şöyledir, ya o bölgenin yöneticisini o bölge halkı seçiyor demektir. Mesela bunlardan birisi Sakız, Sakız Adası. Diğeri Raguza. Osmanlı imtiyaz vermiş, tamam mı? Ya o bölge mesela Eflakboğdan, bak Eflakboğdan Voyvodalığı, Voyvoda orası, Eflakboğdan Osmanlı'nın eyaleti, yöneticisine biz Voyvoda deriz. Şeyi hatırlayın, Osmanlı'da Anadolu ve Rumeli'nin yöneticisine Beylerbeyi, Mısır'ın yöneticisine Hidiv, Kırım'ın yöneticisine Giray, Mekke'nin yöneticisine Emir, Eflakboğdan'ın yöneticisine Voyvoda denilir. Şimdi o bölgenin daha çok o bölgenin soylu ailelerinin çocukları prens ya da voyvod olarak atanır. Osmanlı oraya imtiyaz vermiş. Mesela Kırım. Kırım'da egemenlik bir sülalededir. O sülale oraya vali olarak ya da yöneticisi olarak ya da beylerbeyi olarak atanır. Bunlar imtiyazlıdır. Gördünüz mü? Ama Kırım'ın bir imtiyazı daha vardır. Kırım, Rusya'nın güneye inmesini engelleyen tampon bir coğrafya olduğu için, Eflakboğdan da öyle. Eflakboğdan'ı güneybatı olarak düşünün. Kırım'ı Rusya açısından güney olarak düşünün. Rusya'nın güneye inmesini engelleyen topraklar. Doğal olarak Rusya Osmanlı'ya girmeden önce bu topraklarla muhatap olmak zorunda. Bu sebepten dolayı Osmanlı oralara imtiyaz vermiş. Kırım'ın imtiyazı buradan gelir. Peki bu imtiyazın sonucunda ne olmuş? Egemenlik bir sülalede, belli bir sülalede kalmış. İkincisi ise Osmanlı Devleti'nde buralar vergi vermemiş. Özellikle Kırım vergi vermemiş. Ya da belli dönemlerde vergi vermiş olsa bile bunu diğer tarafların ödediğinin yarısı kadar ödemiş. O zaman Kırım'da imtiyazlı, Eflakboğdan da imtiyazlı. Geliyorum asıl imtiyazlı olan yere. Orası da Hicaz. Hicaz dediğimiz yer Mekke ve Medine arkadaşlar. Mekke ve Medine, yani gerek yok etrafı. Oradan zaten öğrencilerimiz okuyorlar. Hicaz, Mekke, Medine. Şimdi nedir? Hicaz'ın özelliği nedir? Hicaz kutsal topraklardır. Kutsal olduğu için Osmanlı Devleti oraya her yıl, bakın her yıl Sürre alayları düzenler. Sürre merasimi yapar. Sürre töreni yapar. Oraya her yıl hediyeler gönderir. Gönderdiği hediyelere Sürre alayları deriz ki oradaki şeyhleri de Sürre şeyhleri denilir. Tamam mı arkadaşlar? Osmanlı oradan vergi toplamaz. Hatta oranın tüm masrafını da Osmanlı karşılar. Doğal olarak Hicaz, bakın Hicaz bölgesi, Mekke Medine bölgesi Osmanlı'ya hem vergi vermez, tüm masrafını Osmanlı karşılar, hem de savaş zamanı Osmanlı'ya asker de göndermez. O zaman en imtiyazlısı Mekke ve Medine, Hicaz. Hiç asker göndermiyor, hiç de vergi vermiyor. O zaman eyaletlerin mantığını öğrenmiş olduk, tamam mı? Dikkat ederseniz buralar Osmanlı'nın eyaletleri. Hocam mesela şöyle bir şey, yani buradan ne tür soru çıkar? Çok basit. Hangisi salyanelidir? Hangisi salyanesizdir? Hangisinde merkez otorite güçlüdür? Hangisinde tımar uygulanır? Gibi sorular çıkabilir arkadaşlar. Şeyi biliyorsunuz ama, yani Rumeli'nin merkezi, Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi Manastır. Ben onu söylemiştim size. Anadolu Beylerbeyi'nin merkezi Kütahya. Ondan bahsetmiştim. Şimdi geliyorum diğer bir başlığımıza. Arkadaşlar, o da Osmanlı Mali Teşkilatı. Osmanlı Maliyesi. Şundan hemen şöyle yapayım da. Arkadaşlar, Osmanlı Maliyesi önemli bir konu. Yani mali günümüzde de çok önemli olduğu için. Yani maliye her dönemde değerli olduğu için önemli bir konu bu. O yüzden de biraz daha hassasiyetle bu konuya bakmakta fayda var. Şeyi biliyorsunuz, yani Osmanlı'nın hazinesine Hazine-i Hümayun ya da Hazine-i Amire denilir. Yani devletin hazinesidir bu. Peki bu devletin hazinesinden paşan vekil olarak kim sorumludur? Baş defterdar sorumludur. Defterdar sorumludur yani. Ve defterdar da hatırlayın 3 taneydi. Rumeli defterdarı, bunlar divanın ilk üyeleri. Rumeli defterdarı, Anadolu defterdarı, daha sonra Arap Acem defterdarı vardı. Önemli bir makam ve defterdar hüküm çıkarabilir. Yani bir ferman, padişahın iradesiyle ferman yazabilir, hüküm verebilir. Çünkü maliye çok önemli. Peki maliye bakanı, yani bugünkü anlamda maliye bakanı defterdar dedik ya, nasıl hüküm çıkarır, ferman çıkarır? Çünkü hazinenin yönetimi padişahın adına vekil olarak defterdarındır. Anlaştık mı arkadaşlar? Ya buyruk verebilir yani. Bu anlamda söylüyorum size. Önemli bir konumdadır defterdar. Ve Osmanlı Maliye Teşkilatı'nda 3 tane ismi kaçırmamak lazım. Bunlardan birisi
defterdardır. İkincisi nar teşkilatıdır. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin ekonomik politikası vardır. Ben biraz sonra anlatacağım size. İyaşecilik, gelenekçilik, fiskalizm gibi o ekonomik politikayı uygulayabilmek için nar teşkilatınızın olması gerekiyor. Nar, şu bakın, nar teşkilatı arkadaşlar piyasadaki malın fiyatını belirlemedir. O zaman Osmanlı, dikkat ederseniz Osmanlı biraz böyle devlette serbest ticaret ekonomisi yok, serbest piyasa ekonomisi yok. Devlet kontrol eder. Devlet hangi mal üretiliyor? Hangi malın üretimi yapılmıyor? Hangi mala ihtiyaç var? Hangi mala ihtiyaç yok? Hangi malda kara borsacılık var? Hangi malda kıtlık var? Devlet bunu son derece lonca aracılığıyla, çok fazlasıyla, kim işte o Kethüda, Şeyh, Yiğitbaşı, Ehli Hirbe, Hibre diye geçer. Hiref grubu diye geçer bunlar. Bunlar aracılığıyla kontrol eder. Biz buna nar teşkilatı diyoruz. O zaman Osmanlı Mali Teşkilatı içerisinde defterdar var. Nar teşkilatı var. Bir de o çarşı pazar dolaşıp fiyatları kontrol eden görevli var. Muhtesip. Bunu da unutmamak lazım. Muhtesip hem taşra teşkilatında hem merkez teşkilatında o çarşı pazar dolaşıp fiyatları kontrol eden kişidir. Bu üç ismi unutmamakta fayda var. Tamam mı arkadaşlar? Şunu söyledik size. Şimdi Osmanlı'nın para birimleri belli. Bunların Arapçasına gerek yok. Yani ne kullanılmış, ne zaman basılmış onu bilin yetersiz. Osmanlı'da kağıt parça, bakır para, gümüş para, altın para, kağıt para basıldı. Bu dönemde bir de mecidiye var. Ben onu karşısına yazacağım. Bakır para Osman, gümüş para Orhan, altın para Fatih, kağıt para Abdülmecid döneminde basıldı. Arkadaşlar yani şu, bu ilk parayı bastı o zaman. İlk paramız arkadaşlar bakır para. Sonra mangır, sonra Orhan'ın basmış olduğu gümüş para, akçe değil mi? Altın para hasene ya da sikke. Arkadaşlar kağıt para biliyorsunuz bunun adı kaime. Sonra bu dönemde bastığımız bir de mecidiye var. Mecidiye de demir para, tamam mıdır arkadaşlar? Demir parayı bastık bu dönemde. Şimdi burada sorulabilecek soru var mıdır? Vardır elbette. Yani nedir? Osmanlı'da ilk para ne zaman basılmıştır? Osman Gazi olduğunu bilin. Osmanlı'nın ekonomisinin zirveye ulaşmasının kanıtı altın para basılmıştır ki ilk altın parayı da basan Fatih Sultan Mehmet'tir. Burada bir bilgiyi size hatırlatayım. Geçen haftalardan da söylemiştim. Osmanlı hazinesini dolduran hükümdar Yavuz Sultan Selim'di. Ve Yavuz Sultan Selim ne demişti? Torunlarından her kim benim altında doldurduğum hazineden daha fazla doldurursa hazineyi onun mührüyle açılsın. Ola ki dolduramadı benim mührümle açılsın ki Yavuz'dan sonra bir daha bir Yavuz'un dışında başka bir hükümdarın mührü kullanılmadı. O yüzden hazineyi dolduran hükümdar da kim olmuş oldu? Yavuz Sultan Selim oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi burada bir yer göstermem gerekiyor size. Yazdım mı bir yere, yazmadım mı? Hemen bakıyorum. Şuraya geçiyorsun. Etra ve en sona geç. Gençler buraya bakın şimdi. Şimdi Osmanlı Devleti'nde kızıl akçe ve takşiş vardır. Meseleyi oradan getirdim, tamam mı? Kızıl akçe ve takşiş. Şöyle düşünün. Osmanlı Devleti zirveye çıktı artık şurada. Fatih döneminde, Yavuz döneminde, yükselme döneminde dünya gücü zirveye çıktı artık. Ama yani her zirvenin bir de inişi vardır. Bu böyle değil midir? Yani devletler doğar, büyür, ölür. İnsan gibidir. İbni Haldun'a göre böyledir. Mukaddime'ye göre böyledir. Şimdi Osmanlı Devleti'nde Kanuni'nin sonlarından itibaren bir ekonomik bozulmuşluk başlayacak. Ama Kanuni döneminde bu bozulmuşluğu Osmanlı çok hissetmeyecek. Vücut iyi çünkü. Bu bozulmuşluk 3. Murat döneminde hissedilecek. Yani Kanuni'nin torunu, Kanuni'nin oğlunun oğlu, 2. Selim'in, Sarı Selim'in oğlu döneminde hissedecek. Ve Osmanlı'da ilk devalüasyon, Osmanlı ilk parasının değer kaybetmesi 3. Murat döneminde olacak. Ki biz buna takşiş diyoruz. Takşiş dediğimiz şey, bakın arkadaşlar şimdi. Şöyle düşünün, bakın şu 50 kuruş, tamam mı? Bu 50 kuruş. Bu Osmanlı akçesi olsun ya da Osmanlı sikkesi hasenesi olsun, bakın. Etrafını kırpıyorlar. Gazoz kapağı gibi düşünün. Etrafını kırpıyorlar. Kırpık para deniliyor. Peki etrafını kırparak
gramajını azaltıyorlar mı? Evet. İşte bunun adı takşiş. Takşiş dediğimiz şey o zaman paranın değerini düşürüyor. Alım gücünü düşürüyor. Diğer bir ifadeyle piyasadaki malın fiyat artmış oluyor yani. Bunun adı devalüasyon. 3. Murat döneminde ortaya çıktı. Peki kızıl akçe ne? Kızıl akçe dediğimiz olay da şu. Arkadaşlar şu da gümüş paramız olsun bizim. Gümüş para 925 ayar gümüş olsun. Devlet buna gümüş yok, maden yok, bir sürü sıkıntı var. Devlet buna bakır karıştırıyor. Peki devletin buna bakır karıştırmasıyla birlikte bu akçenin tipi kızıllaşmaya başlıyor. Kızıl akçe gümüşe bakırın karıştırıldığı ve gümüşün değerinin düşürüldüğü para demektir. O zaman Osmanlı'da 3. Murat'tan itibaren ekonomide, ki zaten ondan sonra duraklama dönemi başlar, ekonomide ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor. Bunu gördük, bunu gördük ve bilgiyi kullandık. Tamam mı? Ne olduğunu anladınız burada. Peki arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin en büyük gelir kaynakları biliyorsunuz tarım. Osmanlı'nın en büyük gelir kaynağı tarım. Ama Osmanlı hazinesinin yani Osmanlı'nın en büyük geçim kaynağı tarım. Osmanlı Devleti'nin, halkının. Ama Osmanlı'nın en büyük gelir kaynağı vergiler. Yani devletlerin en büyük gelir kaynağı vergilerdir. Mesela günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nde en büyük gelir kaynağı vergidir. Vergiyle ayakta durur. O yüzden vergi kutsaldır deriz ya arkadaşlar. Mesela kök Türklerde, Hunlarda vergi ödemeyene idam vardı yani. Çok önemlidir çünkü bu. Şimdi devletin belli başlı gelirleri neler? Yine bildiğiniz cümlelerden hareketle. Ganimetler. Ganimet devletin geliri. Harac, cizye, öşür devletin geliri değil mi arkadaşlar? Biz bunları böyle Sağır Sultan yıllardan beri bildiğimiz şeyler bunlar. Nedir? Savaşa gidersin. Savaşta mal ele geçer. Nedir bunun adı? Ganimettir. Ganimetin 1/5'i devlet hazinesine gider. 1/4'ü savaşa katılan Müslümanlar ya da insanlar, illaki bir Müslüman katılması, Hristiyan da katılabilir. İnsanlar arasında paylaştırılır. Şimdi bunun dışında devletin gelirleri neler? Yani vergiler neler, onlara bakalım. Bir çırpıda ismine bakalım, tanımlayalım. Arkadaşlar ağnam. Ağnam küçükbaş hayvan vergisidir. Küçükbaş hayvan. Bakın burada hangisi şer'i, hangisi örfi diye ayırmıyorum, haberiniz olsun. Niye ayırmıyorum? Burada o kadar çok kargaşa, o kadar çok çelişkiler var ki, o kadar çok problem var ki. Ya arkadaş bir şeye bakıyorsun, yani bir kişinin kitabına bakıyorsun. Bir kişi derken hep akademiden bahsediyorum, yani böyle elinizdeki kitaplardan demiyorum, yani profesörlerden. Bir kişinin kitabına bakıyorum, bir yerde başka bir şey yazıyor. Öbürününkine bakıyorum, bir yerde başka bir şey yazıyor. O yüzden ben burada şer'i ve örfi diye ayırmayacağım, tamam mı? Hangisi şer'i, hangisi örfi diye sorarlar. Şer'i belli zaten, haraç, cizye, öşür, ganimet, bunlar zekat, bunlar şer'i zaten arkadaşlar, tamam mı? Böyle bakmayacağız olaya. Ağnam vergisi, küçükbaş hayvan vergisi. Küçükbaş hayvan vergisi. Güzel. Keçi, koyun filan. Yaylak ve kışlak vergisi. Arkadaşlar yaylak ve kışlak yörüklerden alınan vergidir. Yörükler hayvanlar notlatırlar ya. Yazın işte yaylağa giderler, kışın kışlağa giderler. Oralar devletin malıdır. Devlet o yaylak ve kışlakları kullandığı için o yörükten, göçebeden, konar göçerden vergi alır. Bu vergi Hunlarda da Köktürklerde de vardı. Ki Hunlar ve Köktürklerde yaylak ve kışlak önemli vergilerdi yani. Tamam mıdır? Arkadaşlar resmi çift vergisi. Bunu şöyle tanımlayın. Devletin arazisi miri arazi. Devlet miri arazi neydi? Mülkiyeti devlete, kullanım hakkı halka ait arazi. Devlet Mehmet'e ekebileceği kadar bir arazi veriyor. Diyor ki Mehmet bu araziyi sen ekeceksin. Biz ona çift diyoruz. Çiftlik. Çiftlik nedir? Mehmet'in iki öküzüyle birlikte bir yıl boyunca ekip biçebileceği tarladır. Bu 100 dönümdür, 150 dönümdür bilemem. İki öküzle, bir çift öküzle bir yıl boyunca hak edebileceği tarlaya biz bir çiftlik deriz. Mehmet'e çiftliği veriyor. Diyor ki burası senin. Ha, Mehmet'e çiftliği verirken Mehmet o toprağı, devletin toprağıdır o. O toprağı kullanmak karşılığında devlete vergi veriyor. O verginin adı resmi çifttir. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman resmi çift Mehmet'in devletin arazisini kullanmak karşılığında devlete vermiş olduğu verginin adıdır. Anlaştık mı? Peki bakın şimdi hemen şununla kıyaslıyorum. İspenç nedir? Michel'in devletin
arazisini kullanması karşılığında devlete ödediği vergidir. O zaman resmi çift, bu arada rusum resim vergi demektir. Resmi çift, Müslüman çiftçiden alınan toprak kullanım vergisi, ispenç gayrimüslim çiftçiden alınan toprak kullanım vergisidir. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki, Müslüm'den gayrimüslim'den alınan toprak vergisi. Bir defalığına alınır, çocuğuna devrederse çocuğundan da onun yarısı alınır. Tamam mı? Arkadaşlar geliyoruz bennak. Bennakla mücerret evli bekar. Bennak evli, mücerret bekar. Mantık da şudur. Diyelim ki Mehmet, toprağı yok Mehmet'in ama bir işte çalışıyor. Yani geliri var. Ama o geliri topraktan değil. O zaman bennak toprağı olmayan Müslüman erkekten alınan vergidir. Yani toprağı yok ama başka bir geliri var. Zaten toprağı olsa ne alınacak? Resmi çift alınacak. Toprağı yok ama başka bir geliri var. Bennak. Toprağı yok ama başka bir geliri var. Mücerret. Peki bennakla mücerret arasındaki fark ne? Bennak evli erkeklerden, mücerret bekar erkeklerden alınır. Tekrar ediyorum. O zaman bennak evli erkeklerden alınan vergi, mücerret bekar erkeklerden alınan vergi. Mantık nedir? Toprağı olmayan ama başka bir işi olan evlilerden, toprağı olmayan ama başka bir işi olan bekarlardan alınan vergidir. Tamam mıdır arkadaşlar? Geliyorum şimdi öşüre. Öşür nedir? Müslüman çiftçiden ürün üzerinden %10 olarak alınan vergidir. %10 alınır. Haraç gayrimüslim çiftçiden ürün üzerinden %12, hatta bazı dönemlerde 12,5 olarak alınan vergidir. Bakın şimdi, o zaman Müslüman çiftçi Hristiyan çiftçiye göre daha az vergi veriyor ya da Hristiyan çiftçi gayrimüslim daha fazla vergi veriyor. Hocam yani niye böyle? Çünkü Osmanlı'da millet sistemi var. Yani devletin asıl unsuru Müslümanlar. Devlet memuru olma hakkı, asker olma hakkı Müslümanlarda, böyle bakmak gerekir. Bunlar zaten direkt dini vergiler, şer'i vergiler, direkt öşür, haraç, cizye. Peki, ve bunların şöyle bir özelliği vardır. Bunlar peşin vergilerdir. Devlet borçlandırır. Der ki Mehmet ne ektin? Buğday ektin. Tamam, 10 tonu benim. Kaç ton aldın? 100 ton, 10 tonu benim. Michel ne ektin? Buğday. Kaç ton aldın? 100 ton, 12 tonu benim der. Önceden borçlandırır. Sen oradan istersen bir yıl sonra 50 ton al. Devlet senden 12 tonunu alır. O yüzden bu vergiler halkçılığa aykırıdır. Cumhuriyet döneminde çiftçiyi rahatlatmak amacıyla bu vergilerin kaldırılması halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Ekonomiyi canlandırmakla ilgilidir. Çiftçinin omzundaki yükü hafifletmekle ilgilidir. Tamam mı arkadaşlar? Peki cizye nedir? Cizye baş vergisidir. Biliyorsunuz zımmi, bizde Hristiyan ya da gayrimüslimlere zımmi denilir. Zımmi korunmuş, korunan. Hakları bizim garantimizde olandır. Onlar askere gitmezler. Çünkü bizde askere gitmenin şartı, ilk şartı Müslüman olmaktır. Askere gitmezler. Gitmedikleri için onları biz koruruz. Korunmaları karşılığında bize vergi verirler. Peki kim verir bu vergiyi? Askere gitme yaşına gelip de gitmeyen gayrimüslimler. O zaman kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, sakatlar ve din adamları bu vergiden muaftır. Vermezler bu vergiyi. Baş vergisi diye de geçer. Arkadaşlar adeti ırgadiye. Adeti ırgadiyeyi şöyle düşünün. Tımarlı sipahiyim ben. Ve bir köye yerleştim. O toprağı bana verdi devlet çift olarak. O topraklarda yaşayan halk sipahiye vergi ödemek zorundadır. Sipahiye, yani sipahi derken şöyle, sahibi arz, toprak sahibine vergi ödemek zorundadır. Oradaki reayanın cebinde çok para olmadığı için reaya o vergiyi bedenen öder. Bedenen ödediği için sipahiye ya da sahibi arza amelilik yapar, ırgatlık yapar. 3 gün onun tarlasında bedava çalışır. O yüzden bu verginin adı adeti ırgadiye geçer. Adeti ırgadiye reayanın sahibi arza, toprak sahibine her gün ödemesi gereken vergiyi bedenen ödemesi, onun toprağında 3-5 gün karşılıksız çalışması demektir. Irgatlıktan aklınıza gelsin. Irgatlık, tamam mı? Irgat, günübirlik çalışan demektir arkadaşlar. Resmi asiyap ya da bezirhane. Arkadaşlar asiyap ya da bezirhane un değirmeni demektir. O zaman asiyap ya da bezirhane rüsum vergiydi. Değirmenlerden alınan vergidir. Yel değirmeni ise farklı bir vergi.
Ya, suyla çalışıyorsa su değirmeni ise farklı bir vergidir. Adet deştibani, cerame-i hayvanat vergisi diye de geçer adeti deştibani. Nedir yani hocam bu? Benim hayvanım girdi bir başkasının tarlasını berbat etti yani. Bağını, bahçesini, bostanını berbat etti. Ben tarlasını berbat ettiği çiftçinin masrafını karşılayacağım gibi devlete de bir suç cezası, suç ceza karşılığı bir para ödeyeceğim. Trafik cezası gibi düşünün arkadaşlar, ödeyeceğim. Onun adı işte adeti deştibani'dir. Adeti deştibani, cerame-i hayvanat, başkasının tarlasına zarar veren hayvanın sahibinin ödemek zorunda kaldığı vergidir. Nasıl kurdum bu cümleyi ben böyle? Resmi arus, arkadaşlar arus evlilik, nikah vergisi demektir. Ve karşı taraf, yani kız tarafı verir bu vergiyi. Yani işte bekarsa ayrı bir vergi, dulsa ayrı bir vergi. O zaman resmi arus evlenecek kızlardan alınan vergi diyebiliriz buna. Ama bunlar küçük vergiler, abartmayın. Bu ne vergi varmış filan. Ya gidiyorsunuz düğün salonuna, düğün salonu diyorum, yeni mahalle evlendirme dairesinden randevu alıp 500 lira veriyorsunuz. Oo, bak işte gördünüz, onun gibi bir şey. Tamam. Resmi cerayim, cerayim cürüm suç demektir. Cürüm. Cürüm vergisi. Diyelim ki Mehmet Efendi bir cürüm işledi, bir suç işledi. Devlete arkadaşlar onun cezasını öder yani. Trafik cezası gibi düşünün. İşte ona resmi cerayim diyoruz. Baç, ilk defa Osman Bey döneminde uygulanan çarşı pazar vergisi. Avarız, ilk defa arkadaşlar 2. Bayezid döneminde, 2. Bayezid döneminde uygulanan, olağanüstü durumlarda uygulanan ya da toplanan vergi. Avarız, olağanüstü durumlarda toplanan vergi. Yani ne demek diğer bir ifade? Tekalifi örfiye, tekalifi milliye. Hani şu Eskişehir-Kütahya savaşlarından sonra Sakarya'dan önce Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal'in çıkarmış olduğu kanun vardı. 7-8 Ağustos 1921'de onun gibidir. Olağanüstü durumlarda toplanan vergi avarız. Çift bozan söylemiştim. Toprağını 3 yıl üst üste ekip biçmeyen çiftçiden alınan vergidir. Maden gümrüğü biliyorsunuz zaten. Maden gümrük dediğimiz madenlerden toplanan gümrük, ülkeye giriş çıkışta. Gümrükte biraz şey vardır, çeşitlilik vardır. Ne var işte? Reftiye var, amediye var, mürürüye var. Bunları çok bilmenize gerek yok sizin. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi bu vergiler tamam, gördük. Sorabilirler mi? Sorabilirler. Ama bu vergiler, bakın arkadaşlar, kayıt defterlerine yazılır. Defterlere kaydedilir. Özellikle toprak vergileri defterlere kaydedilir. Ve 3 defter, aslında 4 defter de 4.'yü bilmenize gerek yok sizin arkadaşlar. 3 tane defter bilmeniz lazım. İcmal, mufassal, ruznamçe. Ruznamçe, bakın defterdarlık dedim ya size. Ruznamçe, günlük, ruzname, paşan günlüğü gibi düşünün, tamam mı? Ruznamçe, günlük gelir giderlerin kaydedildiği defter. Mufassal, bakın mufassal ayrıntı demektir, ayrıntı. O zaman vergilerin ayrıntılı bir şekilde kaydedildiği defter. İcmal, cema, topluluk, vergilerin toplu bir şekilde kaydedildiği defter. O zaman Amasya'nın topluca vergileri icmale. Köy köy vergileri mufassala, günlük girdi çıktısı ruznamçeye kaydedilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Böyle göreceksiniz burayı. Şimdi Osmanlı'da ekonomik politikada 3 kavramı bilmek lazım. Osmanlı'nın ekonomik politikası. Ha, bu arada hemen şunu da söyleyelim size. Bu defterlere kaydedilirken vergiler, toplanan paralar siyakat hat yazısıyla yazılır. Siyakat hattı kullanılır. Siyakat şifreli yazı demektir. Maliyede, defterdarlık makamında kullanılır. Tamam mı arkadaşlar? Osmanlı'da 3 tür politika var ekonomide. Ne bunlar? İyaşicilik, gelenekçilik, fiskalizm. Çok basit. Arkadaşlar iyaşicilik devletin, bakın devletin reayanın ihtiyacını karşılaması demektir. O zaman reayanın ihtiyacı olan malın pazarda hazır bulunması demektir. Tamam mıdır? İyaşicilik çok kolay, çok basit. Neye ihtiyacım var? Portakal. Pazarda bulmalıyım. Gelenekçilik, arz talep dengesinin kurulması demektir. Ne demek arz talep dengesi? Lüksü israfı engelleme demek. Bir malı fazla üretmemek. Bir malı az üretmemek. Dengeyi korumak demek. Anladık mı arkadaşlar?
Nerede israf var? Mesela tabii bunu istismar etmeyin. İstanbul'da ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1 lira. İsraf oluyor diye 250 gram ekmeği 200 grama düşürdüler. Niye israf oluyor? La gidin Allah aşkına ya. Böyle bir dünya mı var yani? Zam yaptınız işte yani. Böyle bir şey değil bu. Bu başka bir şey. Gelenekçilik. Gelenekçilik dediğim şey işte o dengeyi korumak arkadaşlar. Fiyat artışlarını engellemek, tamam mıdır? Kara borsacılığı engellemek. Devlet bunu kontrol eder. NAR teşkilatıyla kontrol eder. Ve kimler olur burada biliyor musunuz? Loncanın şeyhi olur. Ve bütün loncaların. Loncanın şeyhi olur. Her bir loncanın ketüdası olur. Yiğit başısı olur. Ehli hibre olur. Beraber dolaşırlar. Yanında işte NAR teşkilatı, yanında muhtesibimiz olur bizim. Hatta kadımız bile olur. Kadı. Gezerler teker teker. Çok önemlidir çünkü Osmanlı'da bu. Peki fiskalizm nedir? Fiskalizm hazinenin her zaman dolu tutulması demektir arkadaşlar. Osmanlı'da hazine her zaman dolu olacak. Belli bir seviyenin altına düşmeyecek. Refah yani. Biz de buna fiskalizm diyoruz. Tamam mıdır? Şimdi bakın. Vergileri gördünüz. Eyaletleri gördünüz. Vergiler ve eyaletleri gördünüz. Hocam bunları nasıl toplayacağız? Yani bu vergileri nasıl toplayacağız? Kim toplar bunu? Bu biliyorsunuz devlet toplar. Taşralı, tımarlı, sipahi toplar. Biraz merkeze geldiğinizde muhtesip toplar, tamam mı? Şimdi bu vergileri nasıl toplayacağız biz? Arkadaşlar eğer bu topraklar, dikkat edin bu topraklar salyaneli ise, tamam mı? Salyaneli ise, yani yıllıklı ise, geliri doğrudan hazineye gidiyorsa, anladınız mı? Hazineye gidiyorsa. Bu vergiler, yıllık vergilerse, mesela maden vergisi yıllıktır. Tamam mı arkadaşlar? Yıllık vergilerse. Ya da mukata, hatırlayın mukata. Neydi mukata? Vergi geliri doğrudan hazineye giden topraktı. Doğru mu? Yani bir bölgenin vergisi doğrudan hazineye gidiyorsa, etrafı bu tarafa, doğrudan hazineye gidiyorsa orada iltizam sistemi uygulanır. Fatih ile birlikte başladı bu. Nedir iltizam? Bir bölgenin yıllık vergisinin ihale ile bir yılda olabilir, üç yılda olabilir. İhale ile peşin olarak satılması demektir. Tamam mı? İhale ile peşin olarak satılması. Hocam somutlaştırın, somutlaştırayım. Devlet Amasya'nın, diyelim ki Amasya mukata arazi, yıllık vergisi hazineye gidiyor. Amasya'nın bir yıllık vergisi de 20 milyon akçe olsun. Tamam, 20 milyon akçe. İhaleye çıkarıyor. Diyor ki arkadaş ben ihaleye çıkarıyorum bunu. Ve Amasya'nın 3 tane zengini ihaleye giriyor. Tamamdır, ihaleye giriyor. Ve şunu söylüyor, 15 milyondan açıyorum ihaleyi diyor devlet. 15 milyondan zarflar teklif ediliyor. En yüksek meblağı ödeyen, o da Mehmet Efendi olsun, ihaleyi kazanıyor. Diyelim ki Mehmet Efendi de 18 milyon akçe önerdi. Devlet bakıyor ki Mehmet'inki en yüksek rakam, Mehmet'e ihaleyi veriyor. Bunun adı iltizam. Neymiş iltizam? Bir bölgenin yıllık vergisinin ihaleyle peşin olarak satılması demektir. Peki devlet buna niye ihtiyaç hissediyor? Hazinenin sıcak para girdisini artırmak için. Doğru mu? Evet, sıcak para girip peşin alıyor. Peşin aldı. Peki Mehmet o ihaleyi aldığında 18 milyon akçeyi ödüyor ya devlete peşin. Ayrıca ihaleye girdiği için, o ihaleyi aldığı için bir vergi daha ödüyor. Onun adı ise muaccele oluyor. Muaccele. Muaccele arkadaşlar ihaleyi kazanan kişinin ihale bedeli olarak %10 ödediği vergidir. %10 öder bunu. Bazı %12 de öder. 18 milyon diye 1.8 milyon akçe öder. Tamam mıdır? İkinci kişiye devrederse onun %5'ini ihaleyi alan kişi öder. Güzel. Peki Mehmet Efendi iltizamı aldı. Bu sefer Mehmet Efendi'nin adı mültezim oluyor. Mültezim iltizam sahibi. İltizamı alan mültezim. Buraya kadar da tamam mı? Çok güzel. Bakın iyi anlayın. Mültezim oluyor. Devlet diyor ki ya benim ekonomim kötü gidiyor ya. Olmaz böyle bir şey diyor. Ve Eskişehir'i de mültezim yapıyor. İltizam yapıyor. Konya'yı da iltizam yapıyor. Sinop'u da iltizam yapıyor. Ha, ne oluyor bu sefer? Tımar bitiyor.
Ne oluyor bu sefer? Halk devletin muhtesibiyle muhatapken şimdi iltizamla, mültezimle muhatap oluyor. Bu halkın devlet olan güvenini sarsmaya başlıyor. Diyor ki devlet, ben onu bilmem arkadaş, benim para ihtiyacım var diyor. Bu adamlar güçleniyor tabi, sülaleler güçleniyor, aşiretler düşünün bugünkü güçleniyor. Devlet bu sefer bunlara bu vergiyi ömür boyu veriyor. Ona da malikane deniliyor, malikane sistemi. O zaman bir yerin 1 ila 3 yıllık vergisinin verilmesi iltizam, bir yerin yıllık vergisinin bir kişiye ömür boyu, bir yerin 1 yıllık vergisinin ömür boyu verilmesi, ömür boyu tahsis edilmesi malikane sistemi olarak adlandırılıyor. Peki bu malikane sisteminde adama 49 yıllığına Amasya'nın vergisini verirseniz o kişi orada güçleniyor ve güçlü aileler, ayanlar ortaya çıkıyor. İşte ayanlıklar böyle ortaya çıkacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve ıslahat fermanında iltizam sisteminin kaldırılmasına ilişkin karar alınacak. Diyecek ki ıslahat fermanında 1856 iltizamı kaldırıyoruz diyecek. Buna gücü yetecek mi? Yetmeyecek. Sonra işte 1858'de o miri arazilerin millileştirilmesi, halka dağıtılması ile ilgili kararlar çıkacak. Tamam mıdır? O zaman iltizam, mültezim, malikane, muaccele, bunları öğrendiniz. Dikkat edin. Arkadaşlar şimdi geliyorum şuraya. Lonca sistemine. Ama işte boğazım biraz kuruduğu için arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bir su içeyim. Arkadaşlar lonca üretimde önemli bir kurum. Buradan anlatayım. Şimdi lonca esnaf dayanışması şehirlerde oturur. Yani zanaatkar grubu, üretici. Bunlar kunduracıdır, kuyumcudur, ayakkabıcıdır, marangozdur. Aklınıza ne gelirse, tamam mı arkadaşlar? Ve bunların her birisinin hanı vardır, han. Şimdi tüm loncaların başındaki kişiye biz şeyh deriz. Her bir loncanın başındaki kişiye biz kethüda deriz. Loncanın kurallarını uygulayan kişiye de yiğitbaşı deriz. Tamam mıdır? Mesela bir örnek vereyim size. Ben kunduracıyım. Attım kafadan. Kunduracıların bir hanı var. Un kapanı. Aa ne kadar güzel oldu bak, un kapanı. O zaman loncanın mal ürettiği yer neresi? Kapan. Malın satıldığı yer neresi? Kapan. Tamam mı arkadaşlar? Bugünkü haller yani hal. Kapan. Peki hal müdürünün Osmanlı'daki adı ne? Kapan emini. Şimdi malı üretiyor. Şimdi neydim ben? Kunduracıydım. Yani ayakkabıcı olayım. Malı üretiyoruz biz. Arkadaşlar malın kalitesini, ayakkabıdaki derinin kalitesini, kauçuğun kalitesini ketüda belirliyor. Yiğitbaşı kontrol ediyor. Tamam mı? Diyelim ki uymadık kurala, atılıyoruz meslekten. Papucumuzu da mı atıyorlar bizim? O zaman ben üreticiyim. Zanaatkarım. Tamam mı? Ve beni denetleyen bir kuruluş var. Ve o kuruluş benim hem nasıl mal ürettiğimi, o malı kaça sattığımı denetliyor, hem de benim devlet olan irtibatımı sağlıyor. Tamam, devlet olan sorunumu çözüyor. Böylelikle üretim ve tüketim dengelenmiş oluyor. Ve benim 3 ayakkabı üretirken 4 ayakkabı üretmemi engelliyor. 3 ayakkabı üretmem gerekirken 2 ayakkabı üretmemi engelliyor. Diyor ki bu kadar üreteceksin. Devlet o zaman esnaf üzerindeki kontrolünü lonca aracılığıyla sağlıyor. El tezgahları bunlar. Ve her loncanın orta sandığı var. Herkes günün körüye bir para atmak zorunda. O para, o sandıktaki parayı ihtiyacı olan alıp kullanabiliyor. İşte bunun adı dayanışma. Kunduracıyım, yan komşu çocuğunu getiriyor bana. Diyor ki Selami, eti senin kemiği benim, al işte bunu yetiştir. İşte loncalarda usta çırak ilişkisi var. Çocuk geliyor çırak olarak, yetişiyor benim yanımda, sonra kalfa oluyor, sonra usta oluyor ve o bir belge alıyor. Gedik dediğimiz bir belge alıyor. Lonca veriyor bunu, ketüda veriyor bunu. O gedik dediğimiz belgeyle işte bu adam ayakkabıcı olur ruhsatını almış oluyor. Ona iş yeri açma ruhsatını da kadı veriyor. Tamam mı arkadaşlar? Burayı da anladık mı? O zaman loncalar tam bir zanaat grupları, aynı zamanda bir meslek lisesi görevinde üstlenmiş. El tezgahı. İşte bunların fonksiyonu 19. yüzyılda bitecek. Burada bitmesine sebep olan olay da Balta Limanı olacak. Balta Limanı ticaret antlaşmasıyla Osmanlı pazarı Avrupa'nın, Osmanlı toprakları Avrupa'nın açık pazarı olacak.
Osmanlı pazarları Avrupa'nın istilasına uğrayacak. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden ne diyoruz? Lonca'yı unutmayacağız. Sanayi inkılabının getirdiği hareketlerle pazar hammadde sorunu yaşayan Avrupa'nın Osmanlı sömürgeleştirmesiyle Lonca'nın tamamen öneminin bitmesini unutmayacağız. Ketüda, Yiğitbaşı'nı unutmayacağız. Şimdi üretim ve tüketime bakalım. O kavramı tekrar söyleyeyim size. Devlet çok iyi kontrol eder pazar arkadaşlar. Bütün mallar üretilen büyük şehirlere mallar gelir. Diyelim ki bir yerde mal üretildi. Büyük şehire mallar gelir. Malın biriktiği yer kapanır. Kapan emeğini o malları her bir esnafa eşit bir şekilde dağıtır. Gördünüz mü iyaşicilik gelenekçiliği? Eşit bir şekilde dağıtır. Haksız rekabetin olmasını engeller. Halin adı kapandı, dağıtanın adı kapan emeğiydi. Nerelere dağıtır? Bedestenlere, arastalara. Bedesten arasta kapalı çarşı demektir. Tek bir malın satıldığı yer arasta gibi, kapalı yeraltı çarşısı bedesten gibi. Böyle çok takmayın, tamam mı? Arasta, bedesten, kapalı çarşıdır. Osmanlı pazar yerleridir yani, böyle düşünün, tamam mı? Adam bedesteni de veriyor, arastayı da veriyor yani şıklarda. Böyle bir şey olmaz, tamam mı arkadaşlar? Yani neyi soruyorsan onu isteyeceksin. Diğer şıklarda tamam, bana sor da öğrenciye sorma bunu yani. Şimdi arkadaşlar, o zaman kapan emeğini, bunları söyledik. Şimdi geliyorum karayolu ulaşımına, yine ticarette. Arkadaşlar, karayolu ulaşımında bilmeniz gereken kavramlar vardır. Mesela canlı hayvan nereden gelir? Erzurum'dan, Kars'tan gelir. İpekli kumaş nereden gelir? Bursa'dan gelir. Şimdi o zaman Ankara ile Erzurum arasında, Ankara ile Bursa arasında bir ticaret yolu var demektir. Ankara'da büyük şehir olsun, bir ticaret yolu var demektir. O ticaret yolu üzerinde arkadaşlar kervanların konaklayacağı yerler vardır. Biz bunlara han, eski dilde ribat, çağdaş dilde işte kervansaray diyoruz. Kervansaraylar ticaret yolları üzerinde 35-40 kilometre aralıklarla yapılmış hanlardır. Güvenliği sağlar, esnafın dinlenmesi, tüccarın dinlenmesini sağlar ve masrafını da devlet karşılar. O zaman kervansaraylar ticaret yolları üzerindeki hanlardır, ticareti geliştirmek için yapılmıştır. Peki menzil nedir? Arkadaşlar menzil, PTT. PTT'nin Osmanlı'daki eski adı menzildi. Posta teşkilatı. O zaman menzil dediğiniz şey, ticaret yolları üzerinde haberleşmeyi sağlamak amacıyla kurulmuş örgütün adıdır. Ha, Dingo'nun ahırı vardır ya, bak Dingo'nun ahırı, değil mi? Böyle bir kavram var. Dingo'nun ahırı mı burası filan derler ya. Ne demek yani bu Dingo'nun ahırı? Hakikaten arkadaşlar, böyle Laleli yokuşunda Dingo'nun bir ahırı varmış. O yokuşu çıkmak atlar için çok zor oluyormuş. Yolun yarısına geldiğinde kervan sahibi atını Dingo'nun ahırına bağlarmış. Orada dinlenmiş iki at alırmış. O yüzden Dingo'nun ahırına kimin girip kimin çıktığı belli demiş. Menzil Dingo'nun ahırı gibi işte yani. O zaman dinlenmiş hayvanlar var burada. Önemli bir şey olduğunda devlet bu hayvanları bir kişiye tahsis eder ve hızlı bir şekilde o haberin merkeze ulaşmasını sağlar. Haberleşme teşkilatı yani. Şimdi oldu değil mi? Peki. Mekkari. Karayolları üzerinde mal taşımayı meslek edinmiş gruptur Mekkari grubu. Derbent teşkilatı, derbent geçit demektir. Geçitlerin tamirinden ve güvenliğinden sorumlu olan gruptur. O zaman kervansaraylar, Mekkari, menzil, derbent, bunları unutmamak gerekir. Tamam mıyız arkadaşlar buraya kadar? Osmanlı eyalet sisteminin mali teşkilatını gördük. Şöyle bir baktık, harika yaptık. Tamam, hadi tahtayı temizleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.